aydınlanma projesi, kadınların seçme ve seçilme hakkı, eğitim ve öğretim birliği, halk iradesinin sandığa yansıması ve yönetime yansıması, din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, soyadı kanunu, laiklik, daha birçok kazanımıyla Cumhuriyet bir aydınlanma projesidir. Bizim bugün yaşadığımız zorluklar, zulüm, Cumhuriyet kazanımlarını yok edilmek istenmesi, diz çökertilmek istenmesi, bütün bunlara rağmen ayakta kalanlar bu Cumhuriyet'in, Silivri'nin, Türkiye'nin aydınlıklara yürüyen adımları alacaktır. Evet, bugün burada Nazım Hikmet heykelini de açacaktık. Fakat bir aksilikten dolayı buluşturamadık Cumhuriyet bayramıyla birlikte. O da bir Cumhuriyet sevdalısı, bir yurtseverdi. Ben onun şiiriyle sözlerimi tamamlayıp ve alana hep birlikte yürümek istiyorum. Dört nala kopup uzak Asya'dan Akdeniz'e bir mızrak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Bu memleket bizim. Kapansın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Bu özlem hepimizin. Aydınlığa yürüyen adımlarısınız. Hepinizi sevgi, saygıyla selamlıyorum. Cumhuriyet bayramınız kutlu olsun. Bize bu güzel müziği, bu güzel konseri veren orkestrayı da güçlü bir alkışla, onlara da teşekkür ediyorum. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Birazdan kortejde meydana yürüyeceğiz. Orada meydanda diğer hemşerilerimizle buluşup orada Cumhuriyet Bayramı'nın kutlamasında son bulacak törenimiz. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Aydınlık yarınlar, ümidinizi hiç kaybetmeyin.